Christian Post'un haberine göre Pastör Jean philippe Kuta ve eşi Erne Fulanche Kuta silahlı soygun sırasında öldürüldü. Evi arayan soyguncular birçok eşyayı da beraberinde götürdü. Christian Post'un haberine göre 57 yaşındaki pastör Jean philippe Kuta ile 54 yaşındaki eşi Erna Fulanche Kuta silahlı soygun sırasında vurularak öldürüldü. Evi arayan soyguncular birçok eşyayı da beraberinde götürdü. Jean-Philippe Kütah Fort Myers'taki First Station Baptist Kilisesi'nde hizmet verdi. Çift kilisenin yanı sıra yetimhane inşa etmek için çalışıyordu. Oğulları Kevin, "Ebeveynlerimi sevgi dolu insanlar olarak tanınıyorlar. Onlar her zaman önce vermeyi ve yardım etmeyi severdi." dedi. Kızları Tabitha, ise, "Yaşananlara inanamıyorum. Her şeyi alıp onları bırakabilirlerdi." Şimdi onlarla konuşabilseydim, anne ve babama sizleri seviyorum, bizi yetiştirdiğiniz için çok teşekkür ederim derdim sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi. Jean-Philippe Küta, Tanrı'yı seven ve cemaatine hizmet eden sevgi dolu bir olarak tanınıyordu. Ailesini desteklemek için sağlık çalışanı olarak görev yapan Erna Fülanşe Küta, eve her zaman yorgun dönmesine rağmen çocuklarını her pazar günü kilise için hazır bulundururdu. Sadece kilise ve yetimhane kurmak için değil, aynı zamanda oradaki yoksul halka maddi ve manevi destek sağlamak için Haiti'ye geri dönen çift, geriye 5 çocuk bırakırken cenaze törenlerinin Florida'da düzenlenmesi bekleniyor.